Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım bu videomuzda dolar TL kuru e, hangi seviyelere kadar gidebilir? Dolar TL kurundaki formasyonun hedefi orta vadede hangi seviyeleri bizlere gösteriyor? Sizlerle birlikte bunun değerlendirmesini yapacağız. Videomuza başlamadan önce biliyorsunuz Doğu Akdeniz bölgesinde gerginlik devam etmekte. E, buradaki gerginlikte de Fransa Yunanistan'ı sürekli gazlamakta Yunanistan da arkasına Avrupa Birliği'ni almaya çalışmakta ve bunun karşılığında da Türkiye'yi bir caydırma politikası içerisine sokmaya, yönlendirmeye çalışmakta. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden yaptırımlarla ilgili bugün bir kararlar alınması bekleniyordu. Fakat bu kararların sonucundan da herhangi bir şey çıkmadı. Çünkü Avrupa'da biliyor ki Türkiye bu konuda çok kararlı. Herhangi bir Türk askerine yapılacak mukavemet sonucunda, ...kendilerinin de yerli bir olacağı... ...ve bu konudan çok büyük zararlar görebileceklerini... ...farkındalar. Fransa zaten Yunanistan'a devamlı gazlıyor. E, Fransa'nın amacı... ...Yunanistan'a... ...savaş malzemeleri satmak. E, bunun karşılığında da zaten... Bir ...12 tane uçak satmış durumda. Devamında... E, ...eğer ki... ...Türkiye'deki Doğu Akdeniz bölgesinde bulunan... ...bölgede bir e, doğal gaz kaynağı çıkabilirse de... E, ...buradaki Yunanistan'ın paylarından bir miktarda kendilerine bir şeyler çıkartabilmek. Fransa'nın amacı zaten bu. Birleşik Arap Emirlikleri de F-16 desteği sunmakta Yunanistan'a. Onlar da 9 tane uçaklarını bölgeye gönderdiler. Bu bölgede yaşanan hareketlilik takibimizde olacak arkadaşlar. Çünkü burada yaşanacak bir olumsuzluk durumunda hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın ekonomisi çok büyük yaralar alabilir. Biz Yunanistan'dan çok büyük bir devlet olduğumuz için biz bunlar kadar zarar görmeyiz. Fakat Yunanistan kendine çok dikkat etmeli. Orada yaşayan halk onlar da bizim kardeşimiz. Onların da bir zarar görmesini istemeyiz. Fakat ister istemez herhangi bir savaş durumunda halklar arasında da itici durumlar ve istenmeyen durumlar maalesef yaşanıyor. Her zaman olduğu gibi gene Türkiye'nin kıta sağlığını çökmek isteyenler bu sefer eski Türkiye'yi bulamayacaklarının farkında değiller zannedersem. Fakat Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkeler bu işin farkında. Almanya olsun, İtalya olsun bu işin farkında. Artık karşılarında eski Türkiye'nin olmadığının bilincindeler ve bu konuda da Fransa'yı ve Yunanistan'ı bu konuda caydırmaya çalışmaktalar. Fransa zaten bildiğiniz gibi devamlı sömürgeci bir ülke olarak hareketlerine devam etmekte. Bu sefer de kendilerine Yunanistan'ı hedef seçmek durumdalar. Yunanistan'dan faydalanmak istiyorlar. Ola ki Yunanistan herhangi bir Türkiye ile anlaşma yaparsa bunun karşılığında da gene Fransa buradan çıkabilecek doğalgazdan kendi de bir pay sahibi olmak istiyor. Bütün bunların neticesinde dolar tl kuruna baktığımız zaman arkadaşlar dolar tl kurunda bizler için bir formasyon mevcut. Görüyorsunuz şurada bir çanak formasyonumuz mevcut günlükte. Şimdi bu çanak, çanak formasyonumuzu inceleyelim ve bu çanak formasyonumuzun orta vadede gelebilir hedef seviyesi neresi? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım. Evet 665 seviyesinden alt tabanı geçmekte olan bu formasyonun üst tarafı da arkadaşlar şuradan 729 seviyesinden geçmekte. Dolar TL kuruna baktığımız zaman bu çanağın üst tarafı kırılmış bir şekilde görülmekte arkadaşlar. Çanak formasyonlarında hedef nedir arkadaşlar? Şuradaki aralık kadar olan mesafe yukarıya yönlü eklenir. Bu da Baktığımız zaman, hesapladığımız zaman dolar TL kurunda yukarıda 7.29. Hemen hesaplayalım 7.29. Aşağıda da 6.65 seviyesi ee, ve buradan çıkan sonuç e, yukarıya eklediğimiz zaman arkadaşlar 60 kuruşluk hemen hemen e, yakın bir sayı çıkıyor. Bu da 7.29'un üstüne 60 kuruş eklediğimiz zaman. E, doların formasyon hedefinin e, yaklaşık 8 liralar civarına denk geldiğini buluyoruz. Yani Dolar TL'de e, bu formasyonun çalışması durumunda e, hedef 8.07 8. civarları gibi gözükmekte arkadaşlar. E, bizler de bu formasyonu yakından takip edeceğiz. Bakalım bu formasyon e, Dolar TL kurunda çalışacak mı hep birlikte sizlerle. Bunun takibini yapacağız. Eğer bu formasyonun çalışması durumunda da arkadaşlar, dolarda dediğim gibi hedef yukarıda 8'li seviyelere doğru gitmesi muhtemel olarak gözükmekte. Evet şuradan baktığımız zaman. Formasyonun hedefi 7.91, 7.90 civarlarına denk gelen bir hedef seviyesinde bulunmakta. Evet, orta vadede dolarda bu çanak formasyonun çalışması durumunda arkadaşlar 8'li seviyelere doğru yukarı hareketler beklentimiz dahilinde olacak gibi gözükmekte. Ayrıca Doğu Akdeniz'deki bu gerginlik devam ettiği müddetçe de buradaki çanak formasyonu Bizlerin de takibinde olacak seviye olarak gözükmekte arkadaşlar. Şimdi bu çanak formasyonumuzu incelediğimiz zaman da bizler için kısa vadede önemli seviyeler hangi seviyeler? Bunların da takibini yapalım. Evet kısa da arkadaşlar görüyorsunuz şuradan kulbun alt tarafından geçen 7.30 seviyesi bu hafta bizler için önemli bir seviye. Bu 7.30 üzerinde kaldıkça Dolar TL kurunda kısa da 7.37 ve onun üzerinde tepeden geçen 7.42 şuradaki direncimizde mevcut. 7.42 e, direncinin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte e, yukarı yönlü hareketler dolar TL kurunda biliyorsunuz e, zaten burası hedef ana hedef bölgemiz ve beklentimiz olan yerdi. 7.55 seviyesine kadar uzanması e, muhtemel kısadaki beklenti yerlerimiz e, dediğim gibi uzundaki bu çanak forma formasyonun devamı halinde de gidebilecek seviye dolarda bizler için şuradaki 7.98 aralığı olarak da maalesef gözükmekte arkadaşlar enflasyonist e, baskılar piyasadaki real enflasyonun %12-13 civarlarında olması merkez bankasının uyguladığı 8.25'lik politika faizinin de e, maalesef vatandaşları e, dolar ve altın tarafına da yönlendirildiği yönlendirdiği unutulmamalı. E, bunun neticesinde önümüzdeki ay yapılacak olan Merkez Bankası toplantısındaki alınacak kararlar da önemli. E, fakat buradan çıkacak bir faiz kararı artık dolar tl'yi ne kadar e, bir seviyeye kadar çekebilir. E, o da düşünülebilir arkadaşlar fakat artık e, herhangi bir faiz kararı veya piyasaya bir müdahale olmadığı müddetçe 724 altını e, ben dolar TL kurunda görmüyorum hepsini birden toplayacak olursak arkadaşlar Şuradaki e, dediğim gibi Çanak formasyonu takimizde olacak bu Çanak formasyonun hedefi e, 7 lira 91 yani 8 lira civarları orta vadedeki vadedeki hedefi Kısada gene bizler için 7.24 destek bölgesi altına inilmedikçe ee, yukarıda 7.30 şuradan geçen bir önemli direnç noktamız 7.42 ve 7.42 kırılmasıyla birlikte yukarıda 7.55 seviyesinde bulunan kısadaki hedef bölgemizde devam etmekte Dolar TL kurunda. Bizler de bu rakamları takip edeceğiz e, sizlerle birlikte. E, çanak formasyonu da takipimizde olacak. Hemen haftalıkta daha uzundan bakalım Dolar-TL kuruna. Evet Daha uzun perspektiften baktığımız zaman arkadaşlar e, maalesef resim e, kısada gördüğümüz gibi de olumlu değil. Uzunda resim e, daha da kötü. E, şuradan bir çanak aldığımız zaman da Dolar-TL kurunda Orta vadede 8'li seviyeler. Daha uzun vadede de maalesef şuradaki çanak e, çalışması durumunda arkadaşlar gördüğünüz daha uzundaki aylık bazda baktığımız zaman buradaki çanağın e, çalışması durumunda da hedef 9.25'li seviyelere doğru dolar tl kurunu maalesef e, götürecektir. Aylık kapanışlar 7.35 üzerinde veya 7.08 üzerinde olan her aylık kapanış dolar TL'de yukarı yönlü hareketi tetikleyecektir arkadaşlar. Uzun bazlı yatırım yapan arkadaşlar 7.08'e dikkat etsinler. 7.08 seviyesi uzun bazlı kırılmadığı müddetçe e, yukarıda dolar da uzun da e, 9.25'li seviyeler maalesef hedef şeklinde şu an için gözükmekte. Tabii bu gelişmeler arkadaşlar Merkez Bankası'nın atacağı adımlara da bağlı. biz şu an için ortada 8'li seviyeler ve uzunda da 9 25. seviyeler. Şu anki uygulanan politikaların değişmemesi durumunda beklentimiz olan aralıklar olarak gözükmekte. Bunları takip edeceğiz. Kısa da gene 7 30 seviyesi önemli. 7.30 kırılmadıkça e, yukarıda 7.55'li kısadaki hedeflerimiz devam etmekte. 7.30 altında da bir 7.24 seviyesi mevcut. Önemli bir destek. Bu 7.24'te kırılmadığı müddetçe dolarda yön hala bariz bir şekilde yukarı yönlü devam etmekte. Evet dolar tl ile ilgili söylemek istediklerim bundan ibaret arkadaşlar. Ee, birazdan altın videomuzu da paylaşacağız. Altınla ilgili düşüncelerimizi anlatacağız sizler de bu altın videosunda bu videodan sonra takip edebilirsiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum.